Burası da. Gelen olursa da bilmiyorum, artık bakacağız. Geliyor da, birkaç dakikada bekleyeyim hadi da. Biraz daha bekleyelim. Şimdi bugün de gene şey böyle teorik biraz anlatacağız. Ondan sonraki de biraz teorik. Bu klasik Keynes. Ondan sonra da biraz uygulamalar var. Ben size ödev de vereceğim aynı şekilde. Çünkü uygulamaların çok fazla buradan yapamıyoruz. Ben yani matematiksel uygulamalar yazamıyoruz burada sistemden. Yazılıp yapılması lazım biliyorsunuz. O yüzden teorik kısımları vereceğim size. Ondan sonra da, tamam mı? Siz yapıp göndereceksiniz bana gene aynı şekilde. Ben ona göre bakarım. Eğer tekrar bir yardım ihtiyacınız olsa oradan yaparız gene. Evet. Hocam o ya yaptığımız ödevi PowerPoint olarak mı size göndereceğiz? Word'de mi Yok yok, yapacağız? siz normal Word ya da PDF'ten gönderebilirsiniz. PowerPoint gerekmez. Okey, Siz normal tamam. 3-4 sayfa, 2-3 sayfa neyse yaptınız onu göndereceksiniz. Okey. Tamam. Word'den yapacağız. Tamam hocam. Tamam, ben dersini kaydını alacağım. Onu yükleyeceğim, de isteyen tekrardan takip edebilir. İyi, Şimdi çok şey iyi oldu sanırım. efendim, Çok iyi hep öyle oldu oluyor dersin. çünkü. Tamam. Hocam Şimdi peki sınavlar efendim, online şeklinde mi olacak? sınavla Yoksa ilgili bilgi verilmedi. Ama zaten şey UZEM'in bu şey distance learning vardı. UZEM'in yani lifelong learning programında, uzaktan eğitime verdiğimiz sınav programında online sınavlar yapılıyordu. Ama bilmiyorum tabii size de öyle mi yapılacak, yoksa başka türlü bir yöntem mi olacak? Online daha karar verilmez zaten. Ona göre bakacağız. Tamam. Evet. Tamam, şimdi ben Çünkü normalde 13'ünde başlayacağını biliyorum. 13 Nisan gibi başlayacak bu sınavlar, o yüzden. normal süreçte mi? Evet, normal Normalini süreçte bahsediyorum. 13 Nisan gibi başlayacağını Bilmiyorum duydum. ama yani normal bir zaman değil. Pandemik var. Pandemik bir durum var. Yani salgın var. O İşte. yüzden yani durum normal değil. Yani normal sürecinde gitmiyoruz zaten. O yüzden nasıl bir, dediğim gibi yani online sınav sistemi var zaten. Siz girip yapıyorsunuz sınavınızı. Ben bakıp değerlendiriyorum. Öyle de olabilir. Eğer öyle olursa, zaten ben bir kısmını test yapıyordum biliyorsunuz. Bir kısmını da Evet. klasik. Gene öyle olacak ya da artık bilmiyorum nasıl yapacaklar. Göreceğiz. Herhalde öyle olacak benim tahminim. Tamam, ben Anladım. şey PowerPoint'i açayım da devam edelim oradan. Okey hocam. Okey. Evet. Tamam hocam. Şimdi iktisat teorisinin önemli bir kısmını klasiklerle devam ediyoruz biz zaten. Ondan sonra da Keynes vardı, neoklasikler vardı. Bugün biraz klasik okula bakacağız. Çünkü klasik okulu biraz öğrenmeniz gerekiyor. Yani felsefesini, teorilerini, biraz yani düşünce yapılarını, değer sistemini öğrenmemiz lazım ki diğer okullarla, diğer yapılan uygulamalarla da örtüşebilsin çalışmalarımız. Eğer gelen biri varsa ben nasıl göreceğim bilmiyorum ya, ben göremiyorum çünkü onları. Siz görüyorsanız bana uyarı verirsiniz, tamam? Tamam. Tamam. Şimdi iktisatta biliyorsunuz mikro ve makro var. Biz makroyu yapıyoruz. Mikronun ne olduğunu söylemiştim size. Daha çok üretici ve tüketici, yani bireysel ve firmaların, kişilerin tüketici davranışlarını veyahut da işte üreticilerin davranışlarını, gelen mi var acaba? Birisi alabilir mi onlar? Alamaz mı? Ben almam lazım. Admit yapmam lazım. Görüyor musunuz şey, ekranda şeyi? PowerPoint'leri? Ekranı görüyor musunuz? Hayır hocam, sizi görüyoruz. O zaman gitti demek. Tekrar yapalım o zaman. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Sizsiniz yine. Şimdi Hayır, görüyorsunuz siz ama. görüyoruz hocam. Şu an görmüyor da. Şu an görünmüyor hocam. Görüyorsunuz. Yani Görünüyor PowerPoint'leri hocam. Şu görmüyorsunuz. anda görünüyor.
Şu anda görünüyor. Şu Görülüyor. anda görünüyor. Göründü değil mi? Evet Tamam hocam. işte. Şu anda görünüyor. Devam edin. Ben artık yani şey acceptance izin veremiyorum öğrenci. Çünkü kestiğim zaman kopuyor şey PowerPoint sunuşla. O yüzden 26 kişiyle devam edeceğiz. Geldi herhalde gene birileri. Evet, nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Görüyor musunuz PowerPoint'leri yoksa gitti gene? Evet hocam görünüyor şu anda. Görünüyor mu? Nasıl görün be kardeşim sen? Ben hocayı görürüm. Abi ben şu anda Tamam o PowerPoint'i zaman. görüyorum. Şu an gözüküyor hocam PowerPoint. Tamam. Gözüküyor mu hocam? Şimdi tamam artık başka birini alamıyoruz. Böyle devam edeceğiz. Makro ekonomide bildiğiniz gibi Ha aggregate şimdi gördüm. dediğimiz toplam ekonominin tümüne yönelik hareketleri inceliyor. Dolayısıyla makro düzeydeki parametrelere bakıp inceliyoruz. O yüzden makro iktisadın incelediği konuların başında işte bu milli gelir, istihdam, fiyat istikrarı, uluslararası ekonomik ilişkiler, büyüme, ekonomik kalkınma ve benzeri gene birileri geliyor galiba. Ama onlar siz alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz değil mi? Alabilecek birisi var mı? Ona onay veremiyorsunuz değil mi? Sizin onaylamanız gerekiyor hocam ona. Bakayım. Yok bizden olmaz hocam. Hocam mikrofonunuz kapalı açar mısınız? Aynen. Ha, tamam şimdi açıldı doğru. Evet. Duyuyor musunuz beni şimdi? Evet Tamam hocam. mı? Evet Evet. hocam geliyor sesim. Şimdi evet. Yukarıda bahsettim bu toplam üretim, istihdam, fiyat istikrarı ve uluslararası ekonomik ilişkiler, kalkınma bunlar önemli konulardı ve özellikle de yani ekonominin başlıca temel unsurlarını oluşturur. Kısa dönem analizleriyle ilgilidir. Neyse ben artık birilerine giremiyorum çünkü kopuyoruz tekrardan. İktisadi bir sorun düşünülürse anlamına kısa dönemde sorun olmaktan çıkmaktadır. Tabii dolayısıyla önce kısa dönemi planlamak lazım ki sonra da uzun dönemi analiz edelim. Çünkü uzun dönem kısa dönemlerden oluşuyor. Kısa dönem biliyorsunuz bir yıllık bir süreci kapsıyor ve gayri safi milli hasılada bir yıl içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin tümünü kapsıyor. Dolayısıyla her bir yıl içerisinde yapılan ekonomik aktivitelerin tümünün toplamında uzun dönem veyahut da orta dönem dediğiniz 5 yıla kadar bir süre veyahut da 10 yıl uzun dönemlik analizler yapılıyor. Ama tabii kısa dönem analizleriyle ekonomiyi planlamak daha sağlıklı olur. Ama uzun dönem agregat parametre özetle uzun döneme yönelik plan ve programlar her zaman daha etkilidir. Fakat kısa dönemi analiz ederek bunları gerçekleştirmek söz konusudur. Dördüncü ve beşinci gruptaki konularda makro iktisadın çok geniş ve ayrıntılı konularda özellikle uluslararası iktisat ve ticaret teorileri, ticari ilişkiler, büyüme,
ve kalkınma ekonominin en önemli sorunlardı. Büyümeyi de tabii daha önce de söylediğim gibi gayri safi milli hasıla yani GDP'nin bir yıl önceki ve günümüzdeki değerlerinin birbirinden çıkarılarak bir yıl önceki değerine bölünmesiyle bulunuyor. Dolayısıyla büyüme oranının bulunması da gördüğünüz gibi gayri safi milli hasıladaki hareketliliğe bağlıdır. O yüzden kalkınmayı yani tetiklemek ya da geliştirmek için illaki gayri safi milli hasılayı özellikle üretim yöntemiyle artırmamız gerekiyor. Makroekonomi derslerinde yukarıda belirttiğimiz konuların hepsini inceleyerek işe başlayacağız tabii. Bu parametrelerin hepsiyle birlikte çalışacağız ama tabii dediğim gibi ekonomik faaliyetleri analiz ederken özellikle bir ülkenin ekonomisindeki etkinlik büyüklüğü sorgularken veyahut da diyelim ki bir başbakana gidip de sen başarılı mısın, başarılı değilsin gibi soruları sormadan önce onun gayri safi milli hasıla ve büyüme oranında yapmış olduğu değişiklik ve işsizlik oranında yapmış olduğu değişikliğe bakmamız lazım. Yani gayri safi milli hasılayla birlikte büyüme oranında bir artma oluyorsa ve işsizlik oranında azalma oluyorsa o ülkedeki ekonomi politikalarının iyiye gittiğini, dolayısıyla ilk bakılacak iki parametrenin de gayri safi milli hasıla büyüme oranı ve işsizlikle ilgili parametrelerdir. Bir ülkenin ekonomisini sorgularken de işsizlik oranındaki azalmaya ve büyüme oranındaki artmaya bakmamız ilk temel iki parametre olarak en önemli unsurlardan oluşuyor ve dolayısıyla bu da bize ülke ekonomileri hakkında çok kısa sürede bilgi sahibi olmamıza ve değerlendirme yapmamıza yardımcı oluyor. Tabii diğer parametrede ticarete ve diğer bütün parametrelere, cari açıklara, işte finansal aktiviteler hepsine bakabiliriz ama bu iki parametreye bakmak bir ülkenin ekonomisinin iyiye gidip gitmediğini anlamamıza yardımcı oluyor. Dolayısıyla makro iktisat politikalarında bu bahsettiğim konuların dışında maliye politikalar var, para politikaları ve dış ticaret politikaları da önemlidir. Maliye politikaları biliyorsunuz mali sektördeki aktiviteleri yani ekonomiyi zaten reel sektör ve mali sektör diye ikiye ayırıyoruz. Beni duyuyorsunuz değil mi? Evet hocam. Evet, mali sektör, mali politikalarda işte bu ISLM eğrileri vardı. Yani yatırım, tasarruf ve likidite para hareketliliğinin ekonomiye etkilerini inceliyor. Daha çok mali sektördeki değişikliklere bakılıyor ve bu da tabii Merkez Bankası'nın almış olacağı ve de yapmış olacağı eylemler veyahut da hareketlerle önem kazanıyor. Tabii ekonominin en önemli motor gücü hükümetlerdir. Hükümetlerin yapmış olduğu girişimler, almış olduğu kararlar ve uyguladığı tedbirler veyahut da yasal düzenlemeler ekonominin büyüme ve gelişmesine çok ciddi şekilde etki ediyor. Dolayısıyla mali politikaların artırılması ve geliştirilmesi için hükümetin de tabii bu yönde yapıcı ve etkin olması gerekir. Ama bağımsız bir organ olarak Merkez Bankası'nda efektif bir şekilde çalışması gerekiyor. Yani bu açıktır. Yani faiz politikalarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Eğer faizler artarsa piyasadan para çekilir, faizler düşerse piyasada para bollaşır gibi. Yani işte bu expansionary, contractionary dediğimiz daraltıcı ve genişletici para politikalarıyla mali politikalar düzenlenir. Para politikalarıyla da tabii. Yani para politikaları hepsi birlikte de bunlar. Çünkü mal piyasalarını düzenleyen mali politikaların hepsini düzenleyen bu yasal düzenlemelerdir. Mali politikalar aynı zamanda vergi politikalarıdır. En önemlisi zaten odur. Vergilerin nasıl toplanacağıyla ilgili sorgulama yapar. Çünkü mali politikaların içerisine vergiler, ücretler ve cezalar giriyor. Bir ülkenin ekonomisindeki bu cezalar alıyor musunuz bu öğrencileri yoksa nasıl oluyor? Giriyor biliyorlar mı? Ben takip edemiyorum. Giriş çıkış yapıyorlar mı? Biliyorsanız. Görebiliyor musunuz öyle? Çıkmadı hocam daha. Biri girip çıkmadı daha. 28 çünkü, kişi var zaten. Çünkü sürekli böyle girmek isteyenler var ama ben göremiyorum onları. Bir şey de yapamıyorum artık.
Çünkü bizim hocam dersi devam ediyor. Sadece siz kabul edebilirsiniz onları. Biz kabul edemiyoruz. İşte ki, yani almaya çalıştığım zaman da kopuyoruz sistemden. Çünkü bilmiyorum nasıl oluyor. Devam edelim biz dersimiz. Onlar bilahare dersin şeyini alırlar, kopyasını alırlar. Şimdi para politikalarda aynı şekilde bankalardaki para piyasalarındaki giriş çıkışlar ve gelişme ve daralmaları ilgilendirir. Para politikaları, mali politikalar bunlar hep birbiriyle özdeşleşmiştir. Dış ticaret politikaları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, efektif kurların hareketliliği hep bunlar ülke ekonomisini etki ediyor. Çünkü biliyorsunuz yani enflasyonun artması ve azalması piyasadaki döviz rezervlerinin artıp ve azalması veyahut da paranın değerinin artması ve azalmasıyla bağlantılıdır. O yüzden mali politikalar, para politikalarının nasıl düzenleneceği ve ayarlanacağı ülke ekonomisi ve hükümetin tabii almış olduğu kararlarla paralel gitmektedir. Bu yüzden önemlidir. Bunları bilahare zaten ayrıntılı göreceğiz. Şimdi maliye politikalarına baktığımız zaman hükümetin sorumluluğu altında olan maliye politikası vardı. İşte Maliye Bakanlığı vardı. Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu hareketler vardır, davranışlar vardır ve yasal düzenlemeler vardır. Bunlar da tabii Merkez Bankası'nı doğrudan etkiliyor. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu düzenlemeler de aynı şekilde hükümetin alacağı kararlarla ya paralel gider veyahut da onlara istinaden yönlendirilir ve düzenlenir. İşte piyasada para yoksa Merkez Bankası bir şekilde ona müdahale eder veyahut da enflasyon varsa gene aynı şekilde o enflasyonu bir şekilde kontrol altına almak için ya faizleri artırır veyahut da tersi durumda farklı araçları kullanarak işte bu daha önce bahsettiğim gibi açık piyasa işlemleri, daraltıcı piyasa işlemleri, işte rezerv reskont oranları, ben İngilizce gene aklıma geliyor, rezerv reskont oranlarını düzenler, discount rate dediğimiz bütün bu hep para politikalarıyla, Mali Merkez Bankası'nın araçlarıyla, bu müdahale araçlarıyla bir şekilde piyasaya düzenleme getirir. Hükümetin tabii en önemli görevi burada bütçe yasasıdır. Bütçeyi düzenlemek ve ona göre de yürürlüğe koyup gerekli bütçe organlarını ve yasal düzenlemeleri yerine getirmektir. Maliye politikaları bir anlamda hükümetin bütçe politikasıdır. Çünkü hükümet daha çok kendi bütçesiyle ilgilenir ve devlet bütçesi de tabii gelir ve harcamalardan oluşur. İşte Keynesyen ekonomide de en fazla önemli olan budur. Çünkü biliyorsunuz Keynesyen ekonomide üretim ya da üretimin parçacıkları, tüketim, yatırım, hükümet harcamaları ve net ihracat dediğimiz ihracat eksi ithalatın farkından oluşur. Dolayısıyla bunların artırılması ve azaltılması bir şekilde maliye politikalarını da etkilemektedir. Çünkü maliye politikalarının değiştirilmesi ve düzenlenmesi bir şekilde üretimi de doğrudan etkilemektir. Çünkü maliye politikalarının en önemli kısmı üretime yapmış olduğu katkıdır ve bu da hükümet harcamaları olarak zaten üretimde kendisine konunun üretim modelinde yer almaktadır ya da yer alıyor diyelim. Evet. Devlet bütçesinin ana gelir kalemi, ben özellikle Türkiye için her zaman söylüyorum, yani çok fazla vergiye dayalı bir üretim demeyelim de işte gayri safi milli hasıladan beklenenden çok, yani gayri safi milli hasılanın oluşturulmasında en fazla kullanılan kalem vergilerdir. Vergilerin çok büyük bir kısmı üretimi ve tabii gelirleri oluşturmaktadır. Yani üretim dediğimiz işte gayri safi milli hasılanın büyük bir kısmına etki etmektedir. Dolayısıyla vergiler bütçe gelirlerinin genellikle %90'a yakını oluşturuyor gibi bir düşünce ve durum var. Dolayısıyla vergi dışı gelirlerde de kamu bankaları, karları, özelleştirme, mülk satış gelirleri, kira faiz gelirleri, ceza gelirleri ve bağışlar gibi kalemler de yer almaktadır. Bunlar tabii üretime dayalı bir ülke modeli için çok da sağlıklı değil. Çünkü üretimin arttığı bir ekonomi modelinde devlet ve hükümet ve ülke büyür kalkınır.
tersi durumda vergiler sadece bir sirkülasyon sağlar, bir paranın geliş ve gidişleri olur. İşte tüketiciye ödediği parayı tekrar geri alıyor, o aldığı parayı da bir şekilde tekrar kendilerine kullandırılmak üzere dağıtıyor. Bu da sağlıklı bir ülke ekonomi politikası değil. Çünkü vergiler sonuçta yüktür, her zaman için yüktür. Hükümetin mali politikaları eğer cezalar, ücretler ve işte vergilerden ibaretse, ki bunlar her ülkede öyledir ama yoğunluklu ve ağırlıklı bir şekilde ise, bu ülke ekonomisi için çok da sağlıklı değil. Şimdi 2017 yılı bütçesinde vergi geliri toplam gelirin %87'sini oluşturuyor. Yani düşünebiliyor musun? %90'a yakın bir kısmı. Bu da geri kalan ise vergi dışı gelirlerdi. Yani bir ülkenin gelirlerinin %80-90'a kadar kısmı vergilerden elde ediliyorsa, o ülkenin ekonomisi nerededir diye sormak lazım. Çünkü üretime dayalı bir model olmadığı zaman üretmeyen bir ekonomi büyümez. Büyümeyen bir ekonomide istihdam olmaz. İstihdamın olmadığı yerde de tabii refah olmaz. Dolayısıyla refahın bölüşülmesi için ülke ekonomisinin sağlıklı bir bölüşüm ve sağlıklı bir ekonomi politikası oluşturması gerekir. Bütçe harcamaları aşağıda belirtildiği gibi 3 ana kalemden oluşuyor. Yatırım harcamaları, personel harcamaları ve transfer harcamaları. Yatırım harcamaları zaten tasarruflara istinaden oluşturulmuştur. Bir ülkede tasarrufun oluşması için de ülkedeki vatandaşların gelirlerinin belli bir seviyede olması lazım. Çünkü bir insan tasarruf yapabilmesi için harcamasından fazla gelirin olması lazım ki tasarruf yapabilsin. Tasarruf yapamayan ülkelerde ne yazık ki çok fazla sağlıklı büyüyemiyorlar. Türkiye'de şu anda yaklaşık %, hep Türkiye'yi veriyorum çünkü çoğunuz Türkiye'den geliyorsunuz biliyorum, %10-15'lerde tasarruf oranı, ki bu normalde %30-40'lar ara kadar çıkabiliyor. Tasarruf olduğu zaman da bu yatırım da tabii üretime aktarılıyor. İşte bu da büyümeye neden oluyor. Ama bizimki gibi bahsettiğim ülke modellerinde ne yazık ki gelirlerin büyük bir kısmı vergilerle sağlandığı ve sirküle edildiği için yatırım harcamaları düşük kalmakta. Çünkü ülkedeki vatandaşların %80-90'ı asgari ücrete yakın bir parayla geçirmektedir. Ve bu da tabii tasarruf ve dolayısıyla yatırımı teşvik etmiyor. Yani bu olmadığı zaman da mali sektöre para akmıyor. Yani financial sektör dediğimiz finans piyasalarına para aktarılmıyor. Para bankalara gitmediği zaman da, toplanmadığı zaman da, dolayısıyla bankalardaki paranın yetersizliğinden dolayı entrepreneur dediğimiz girişimcilerin paralarının kullandırılması da ya da kredilerinin kullandırılması da çok mümkün görülmüyor. Ya da pahalı oluyor, faizleri yüksek oluyor. Ve bu da ekonomiye olumsuz yönde bir etki ediyor. Dolayısıyla o açıdan bakmamız lazım. Şimdi transfer harcamalarına baktığımızda, üretim sürecinde bulunanların yarattığı gelirin bir kısmının üretim sürecinde bulunmayan emekli, işsiz ve benzeri muhtaç kişilere sosyal yardım gibi kullandırılması, bunlar hediyeler falan da olur, bunlar destek, bunlar transfer harcama, pek yer almıyor zaten dersen biraz sana da. Bir kısmı da yatırımlar ve ihracat gibi gelir getirici faaliyetleri güçlendirmek amacıyla firmalara teşvik sübvansiyon adıyla ödenmesi şeklinde oluşmaktadır ve bunlar tabii farklı bir durumdur. Yer almıyor ülke ekonomisinin etkisinde, pek söz konusu değil. Para politikası ile dış ticaret ve döviz kuru politikalarına baktığımız zaman ise, para politikası Merkez Bankası'nın sorumluluğundadır. Çünkü faiz politikaları para politikalarıyla neredeyse denk düşüyor. Yani faizlerin artırılması veya azaltılması bir şekilde para politikasının idare edilmesinde en önemli faktördür. Enflasyona göre de bu belirleniyor. Çünkü biliyorsunuz Fisher Equation dediğimiz Fisher denkleminde faizlerle enflasyonun eşit olması lazım. En azından sıfır noktasına getirilmesi lazım ki piyasadaki faizlerin bir şekilde yatırılan paranın kıymetini koruyacak şekilde bir sonraki döneme aktarılabilmesine imkan sağlansın. Eğer bu sağlanmadığında, yani enflasyonla faiz oranları, yani nominal faiz oranlarına bahsediyoruz, eşit olmazsa bu gerçekleşmez. Dolayısıyla reel faiz oranının pozitif bir değer olması gerekir ki kişi yatırdığı paranın değerinin bir yıl sonraki işte yapmış olduğu faizle birlikte alacağı paranın toplamının kendisine faiz geliri ya da getirisi sağladığını kanaat getirsin. Aksi durumda faiz eğer enflasyon daha düşükse, bu bir yıl sonra kişinin yatırdığı bankadaki parasının küçülmesine, bir şekilde de
bir yıl sonra alacağı paranın satın alma gücünün bir yıl önceki parasına göre daha düşük olmasına ve daha düşük gerçekleşmesine de olur. Bu da yıllar içerisinde kişinin parasının erimesine ve zenginliğinin ya da refahının bir şekilde her yıl tedrici, küçük bir ölçekte azalarak düşmesine de olmaktadır. Evet. Beni duyuyor musunuz? Evet hocam. Tamam mıyız? Evet hocam. Evet hocam, duyuyoruz ve biraz daha yavaş anlatsanız. Öyle mi? Ha, tamam. İyi oldu. Uyarın beni. Ben geri döneyim mi gene yoksa devam edeyim? Siz dinlersiniz zaten bunları. Devam edin ama biraz daha yavaş anlatabilirsiniz. Çünkü yetişemiyoruz. Bir yandan not almaya çalışıyorum da. Not almayın çünkü bunlar tabii konuşmalarımın hepsi yazılı değil, haklısınız. Ama dinleyeceksiniz. Dinlediğiniz zaman duyacaksınız değil mi tekrardan? Evet. Değil evet. mi? Öyle de olur ama birazcık daha yavaşlayayım tabii, haklısınız. Şimdi para politikası, dış ticaret ve döviz politikalarıyla ilgili konuşuyorduk. Para politikası Merkez Bankası'nın sorumluluğundadır dedik. Bunu anlattım size özetle. Ana amaç ülkede fiyat istikrarının korunmasıdır diyoruz. Çünkü fiyat istikrarı biliyorsunuz ekonominin en önemli yapı taşıdır. Yani ülkede fiyat istikrarı varsa o zaman enflasyon da kontrol altına alınmış demektir. Ve enflasyon kontrol altına alındığı zaman da faizler de bir şekilde istikrarlı bir yapıya sahip olur. Dolayısıyla yapılan tasarrufların bir kısmı yatırımlara aktarılabilir. Çok aşırı pahalanmaz yatırımların. Hani işte hükümet politikalarında özellikle fundamentalist rejimlerde veyahut da işte İslami rejimlerde haramdır, faiz haramdır zihniyetinin sağlıklı olabileceği öngörülebilir ama tabii eğer enflasyon varsa faiz haramdır demek ve sıfıra indirmek o ülkenin ekonomisini baltalamaktır. Çünkü paranın piyasada artması ve çoğalması o paranın değerinin gitmesidir, kaybolmasıdır ve azalmasıdır. Dolayısıyla yabancı paraların değerini kazanması ve artması bir şekilde ne oluyor? Yani ülkenin kendi refahını ve işte para politikasını, fiyat istikrarını ve enflasyonu olumsuz yönde etkiliyor. Dış ticaret ve döviz kuru politikaları da dediğim gibi yani dış ticareti artırmak için tabii ara ara özellikle Özal döneminde bu devalüasyon çok yapıldı. Yaklaşık bir 9 kere 70'lerden 2000'lere kadar 9 zannedersem 9 kere bir devalüasyon gerçekleşti. Bu devalüasyon niye yapıldı? Özal döneminde biliyorsunuz Türkiye'nin 70'lere kadarki rejimleri ithalat ikamesi şeklindeydi. Yani ithal ikamesi üretim modeli benimsenmişti. Bu neydi? Yani dışarıdan ithal edeceğimiz malı biz kendimiz üretelim ve kendi kendimize yetelim. Ama tabii şimdi David Ricardo'nun comparative advantage dediğimiz karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre de yavaş konuşmamı istiyorsunuz da ben böyle yavaş konuşabiliyor muyum onu düşünüyorum. Şimdi nasıl yapacağız onu? Şimdi David Ricardo'nun bu karşılaştırmalı üstünlükler teorisinde ülkeler arasındaki ticaretin gerçekleşmesi için bir ülkenin üretim modelinin diğer ülkelerin üretim modeline göre daha ucuz ve göreceli olarak daha az pahalı ve maliyetli olması demektir. Daha az maliyetli ve ucuza üretilen bir malı da aldığımız zaman kar ediyoruz. Daha çok alabiliyoruz. Yani biz kendi ülkemizde bir arabayı 100 bin liraya, 100 bin TL'ye üretiyorsak ve bu aynı araba Çin'de 50 bin TL'ye üretiliyor. Çin'de üretmek daha sağlıklıdır diye düşünmek lazım. Dolayısıyla zaten bütün dünyada Çin merkezli bir ekonomi modeli oluştu zaten şu anda biliyorsunuz ve bütün multinational kampanyalarımız, uluslararası ticaretin hepsi Çin'den üretilip dünyaya yayılıyor. Çünkü bütün bu Siemens, Philips, Hewlett Packard, Mercedes falan filan yani gerçi Mercedes'te bunlar Almanya'da, İspanya'da, Güney Afrika'da
üretiliyor ama yani çoğunluğu bütün bu uluslararası şirketlerin üretim modelinde Çin merkezli bir yapı vardır ve büyük bir kısmı üretimin orada gerçekleşiliyor ve dolayısıyla dünyaya dağıtımı da sağlanıyor. Bu işte özellikle işçi ücretlerinin düşük olması ve orada üretimin daha karlı olmasından kaynaklanıyor. Böyle bir durumda da şimdi tabii ihracata dayalı, Özal'a geliyorum, yani ihracata dayalı bir yani ithal ikamesi politikanın doğru olmadığı ve Özal'ın yaptığı işlemin doğru olduğu göz önünde bulundurulabilir ve olabilir ama sırf ihracatı artırıp da işte ülke ekonomisini ayaklandıralım, kalkındıralım diye düşündüğümüz zaman ne oluyor? Yani ihracatı artıralım diye, yani paranın değerini düşürelim ki yabancılar bizim malımızı ucuza alsınlar zihniyeti var aslında. Dolayısıyla bunu yaptığınız zaman sizin paranızın değeri düşer ama yurt dışındaki insanların sizden alacağı malların miktarı birazcık artabilir ihracata dayalı rejimlerde. Bu olabilir fakat paranın değeri düştüğü için özellikle günümüzde pek çok girdinin özellikle şu anda Türkiye'de %60'a yakın bir girdinin yabancı sermaye ve yabancı girdiyle gerçekleştiği işte enerji ve tohuma kadar pek çok konuda yabancı girdi kullanarak yapıldığı düşünülürse bir taraftan ihracatı kalkındırayım derken diğer taraftan da ihracatı üretmek için kullanacağın girdilerin büyük bir kısmı ne oluyor? Yurt dışından geliyor. Dolayısıyla hem ihracat kalkıyor ama diğer taraftan da hem ithal ikamesi ettiğimiz bütün malların hepsini üretmeye çalışırken bütün üretimin bir kısmı ithal girdileri kullandığı için aldığımız para, ihracattan aldığımız paraya tekrar dönüp o ithal girdileri almak için ödüyoruz. Aynı zamanda kendi ülkemizde bulunmayan malların ithalatında kullanıyoruz. Dolayısıyla bu modelde çok sağlıklı değil. %100 yerli üretimin sağlanabileceği modellerde ihracata dayalı rejimler sağlıklıdır. Ama şu anda günümüzde böyle bir model henüz yani belli ülkelerde çok daha yaygın ve etkin değil. Çünkü bütün ülke neredeyse birbirine bağlanmış durumdadır. Çünkü globalleşme, küreselleşmenin neticesinde herkes birbiriyle iletişim ve tabii değişim ve ihracat, ithalat, ticaret rejimleri geliştiriyor. Çünkü bütün dünyada artık herkes birbiriyle alışveriş yapmak ve ülkelerini kalkındırmak için efektif bir şekilde politikalarını değiştirmiştir. Çünkü o ihracata dayalı veyahut da işte ithal ikamesi gibi rejimler artık çok da sağlıklı. Çünkü liberal ekonomi modelinde gerekli olan budur. Fakat bunu da tabii düzenli ve istikrarlı yapılması lazım. Aksi takdirde cari artık çok artar. Çok fazla ekonomik sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Makroekonomi kuramının gelişimi, iktisadi görüşler ilk çağlardan işte günümüze kadar Antik Yunan'dan Sokrates, Platon'a, işte Maurya İmparatorluğu'na, Çanakya gibi düşünürlerin yazdıkları kitaplarda iktisadi görüşler ve öngörüler bulunmaktadır. Ama tabii günümüzün esas ekonomi modelini klasikler oluşturuyor. İktisadi görüşlerin önemli etkenlerinden birisi 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bunu da işte Adam Smith'in Wealth of Nations dediğimiz Ulusların Zenginliği kitabı tetiklemiş veyahut da hızlandırmıştır. Dolayısıyla klasiklerin başlangıç noktası 18. yüzyıldır. Sanayi devrimiyle birlikte doğan iktisadi sorunlara çözüm bulmak için bir şekilde ortaya atılmıştır. Klasikler arz iktisadıdır. Yani arza dayalı bir üretim modeli öngörüyor. Dolayısıyla arz kaynaklı. Yani üretimi artıralım ve ekonomimizi güçlendirelim zihniyetiyle hareket ediyorlar. Ama diğer tarafta da ürettiğin malı satacağın adam olmazsa, talebi alacak müşteri bulunmazsa, tüketici bulunmazsa bu sorun olur. Dolayısıyla fizyokratlardaki gibi laissez-faire, laissez-passe zihniyeti, yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ideolojisini devamı olarak düşünmek de bir yerde sorgulanmalıdır. Gerçi şu anda klasikleri anlatıyoruz ama klasiklerde denge zaten tasarruf ve yatırımla özdeşleşmiştir. Ama dediğim gibi yani tasarruf edebilmesi için bir insanın parasının olması lazım. Parası olmayan bir insan da tasarruf edemeyeceği ve dolayısıyla yatırım da gerçekleşmeyeceği düşünüldüğünde direkt azı teşvik edelim. Ben üreteyim de nasıl olsa o satılır zihniyeti çok da sağlıklı değil. Yani bunu
Keynes ilk ortaya attı. Onu bir hari göreceğiz zaten takip eden derslerimizde. Evet. Klasik okulun temel varsayımlarına baktığımız zaman ekonomide doğal bir düzen vardır. İnsanoğlu ekonomik düşünen bir yaratıktır ve kendisi için en yararlı olanı yapar. Burada yani faydayı ya da faydasını en yükseğe çıkarmak ister. Çünkü herkes kendi çıkarına çalışır aslında düşündüğümüzde. Herkes kendi çıkarını ya da kendi karını ya da kendi faydasını maksimize etmek ister. Dolayısıyla da böyle bir düzeni öngörüyor klasikler. Ve bundan hareketle üretim modeli oluşturmuşlar. Ekonomide esas olan tam istihdamdır ki bu tam istihdam her zaman da sağlıklı olmuyor, biliyorsunuz, gerçekleşmiyor. Doğal düzen sonucu ekonomi hep tam istihdamda çalışır diyor ve ara sıra tam istihdamdan uzaklaşılırsa bile yine otomatik olarak bu dengeye gelebilir. Ben de size gelemeyeceğini söyledim zaten, çünkü bir malı üretirsin ama o üreticinin karşısındaki tüketicinin parası yoksa bunu alamaz. Yani alamayacağına göre de dolayısıyla ne olur? Bir şekilde ekonomide bir tıkanıklık olur. Çünkü satılacak mal olmadığı zaman ya da alacak müşteri olmadığı zaman o mal bir şekilde surplus durumuna düşer. Yani üretim fazlası durumuna düşer ve bu da ekonomide en büyük sorunlardan biridir. Parayı nötr olarak, yani iktisadi bir etkisi yoktur. Sadece bir değişim aracı olarak kullanılmıştır. Yani mal mübadelesinde kullanılan bir emtia olarak görülmektedir. Piyasada tam rekabet koşulları geçerli demiştik. Serbest piyasa varsayımı öngörülmüştür. Ekonomide tam istihdam söz konusudur. Ücret, faiz, haddi ve mal fiyatları esnek görülür. Yani esnek olması duruma göre değişebilir demektir. Yani esnek, yatay eksene paralel bir doğru olarak düşünün. Yani bir şey değiştiği zaman kendiliğine de gider anlamındadır ki öyle bir durum aslında çok da sağlıklı değil. Mahreçler kanunu geçerlidir. Bu da söyledim size. Yani say kanunu, her arz kendi talebini yaratır demektir o. Yani sen bir malı üret, o mal bir şekilde satılır öngörüsü var. Bir dakika. Bir bakayım dedim. Evet. Görüyorsunuz değil mi şeyi? PowerPoint'leri. Slide'lar görünüyor mu? Evet hocam. Evet hocam. Tamam. Şimdi sınırlı devlet müdahalesini öngörüyor. Hiç müdahale yok aslında. Yani en önemli üretim faktörü emektir. Öyle düşünülüyor. Yani devlet müdahalesi olmadığı yerde tabii sorun olsa. Tasarruf faizin artan fonksiyonudur. Yani faiz arttığı zaman tasarruf da artar ki bu doğrudur. Ama tabii yatırım da faizin azalan fonksiyonudur. Diğer taraftan düşündüğümüzde dolayısıyla burada bir zıtlık ya da bir sorun vardır, sorunsal vardır. Tasarrufu artırmak için faizleri artıracaksın ama diğer taraftan da yatırımları azaltmış olacaksın. O yüzden istikrarlı bir faiz politikasının oluşturulması gerekir ki yatırımlar da artabilsin. Ekonomideki işsizlik gönüllü işsizlerdir. Yani burada Nairu diyor bir olaylar vardır. Natural Rate of Unemployment diye bir şey vardır. O da yani işsizler ordusu her zaman vardır, var olacak. Dolayısıyla onun üzerine ya da aşağısına geçilemiyor. Gayri iradi işsizlik yoktur diyorlar ki var aslında. Ücretler ve fiyatlar esnek olduğu için tüm işsizler iş buluncaya kadar ücretler düşer ve işsizlik ortadan kalkar diye düşünüyor ki böyle bir şey yoktur aslında. Ücretler ve fiyatlar esnek olduğu için tüm işsizler iş buluncaya kadar ücretler düşer olur mu? Şimdi üretimi düşünün, sıfır maliyetle üretebilecek birisi var mı? Yoktur. Dolayısıyla entrepreneur dediğimiz o üretici belli bir yerden sonra minimum wage'i veremiyor. Yani altına düşemiyor ya da yani ücretleri daha da aşağıya çekemiyor. Çünkü yapamayacak onu. Kimse çalışmaz o paraya veyahut da işte fiyatları o paranın altına çekemiyor ki istihdamı daha fazla artırsın. Dolayısıyla bunlar çok sağlıklı öngörüler değil, görüyorsunuz siz düşündüğün zaman doğru değil aslında. Paranın yansız olduğu savunuluğu, yani para bir emtiadı ve kullanılır sadece. Paranın dolaşım hızı sabittir. Öyle öngörüyorlar ki burada da Fisher Equation'e PM ve PQ vardır. M ve yani paranın yani parayla dolaşım hızı üretime denktir. Yani PQ'ya eşittir. Yani M ve eşittir PQ gene Fisher Equation'de. Dolayısıyla üretimle kaynaklı olduğuna göre çok da sabit olması beklenemez. Para talebin faiz esnekliği sıfırdır diyor. Para talebinin faiz esnekliği sıfırdır. Burada da yine sorun vardır. Çünkü para talebinin esnekliği sıfır olmaz. Yani illaki bir
esneklik vardı. Bir negatifte durumu oluşur. Ekonomide para politikası etkindir. Maliye politikası etkin değildir. Gene yani sorun var burada da. Para politikası, maliye politikası bunlar birbirine denktir. Yani denk düşmesi gerekir. Çünkü para politikasıyla faizleri artırırsın. Maliye politikasıyla diyelim ki sen vergileri düşürdüğün zaman insanların cebindeki para artmış olur. Dolayısıyla bunlar para politikasını etki eder. Bu da gördüğünüz gibi yani ekonomideki para politikası etkindir. Maliye politikası etkin değil. Sağlı değil. Yani maliye politikasıyla para politikasına etki edebilirsiniz ve dolayısıyla birbirini ikame edebilirsiniz. Maliye politikası dediğimiz işte vergilerle vergiyi düşürttüğünüz zaman kişinin cebindeki para artacak. Parası artan kişinin de cebindeki para arttığı için tasarrufu artacak. Tasarruf arttığı için bankaya para yatacak falan diye düşündüğümüzde birbirle bağlantılı ve iletişim ve etkileşim içerisindedirler. Para işleme amacıyla talep edilir diyor. Olabilir ama sadece işlem değil, para aynı zamanda mübadele ve bankalarda pek çok transferle özellikle günümüzde pek çok amaçla kullanılıyor. Tarafsız maliye anlayışı hakimdir diyor ki tarafsız maliye anlayışının hakim olması güzel ama hakim olamıyoruz. Çünkü ekonomideki bazı yasal düzenlemeler maalesef maliye politikalarını da etkiler. Parayı sadece mübadele aracı olarak gördüklerini söyledik zaten. Klasikler teorilerini kurarken akılcı tümden gelinci yöntemi izlemişler. Tümden gelin nedir? Yani merkezi bir karar alma organıyla onu düzenleyip aşağıya doğru düzenleme ve hazırlama ve dağıtmadır. Yani diyelim ki başbakan bir şey karar alır ve onu bütün birimlere aşağıya kadar yayar gibi düşünürsünüz. Ama sonuçta bütün teoriler her zaman teoriler için her zaman bu geçerli. Mesela bir işletmenin içerisindeki uygulama veyahut da işte ücretlerle bir başka işletmedeki uygulama ve ücretler aynı olamaz. Diyelim ki birisi tamamen akla dayalı ve beyin gücü kullanarak çalışıyor ama diğerleri tamamen kas gücüyle çalışıyor ama yukarıdaki yönetim diyor ki bütün ücretler minimum wage'ler 5 lira olacak ya da 10 lira olacak. Böyle bir politikayla da tabii ekonomiyi düzenlemek ve öngörmek doğru değil. Veyahut da maliye politikasında işte vergileri şu kadar yapacağız demek de sağlıyor. Çünkü gelir dağılımı düşük ve yüksek gelirli kişiler arasındaki dengenin de bir şekilde oluşması gerekir. Onun için de bir kısma farklı uygulama, bir diğer kısma hiç uygulama yapmamak, yani asgari ücretle hiç faiz vergi almamak gibi politikalar. Dolayısıyla belli bölgelerde belli uygulamalar ve belli yapılanmaların olması daha sağlıklıdır ekonominin gelişmesi için. Belirten bu varsayımlara göre piyasada var olan tam rekabet ve tam istihdama dayalı doğal düzen toplum için en iyi gerçekleştirir diyor. Tabii klasiklere göre ama ben size böyle çok kısaca biraz anlatmaya çalıştım. Çok da sağlıklı değil bu öngörülerin çoğu. Bu nedenle tam istihdam koşullarında işleyen ekonomiye müdahale edilmemelidir diyor ki edilmesi gerekir. Eğer fiyatlar çok yükselirse veyahut da fiyatlar çok düşerse veyahut da işte dediğim gibi üretim fazlası varsa falan gibi benzeri durumlar veya da şu anki durum gibi böyle beklenmeyen durumlarda da belli müdahalelerin olması gerekir. Ben size bu derse isnaden zaten bir tane Robin Hood etkisi diye bir şey var. Teori veya da literatüre girmiş bir kavram var. Onunla ilgili bir ödev vereceğim ve onu yapacaksınız bugün bana. Ona baktığınız zaman da gerekli anlaşılma ve araştırmaları yaptıktan sonra birazcık daha farklı görüş açıları geliştirebilirsin size. Klasik okulun piyasa liberalizmine temel alan bu klasik okulun piyasa liberalizmini temel alan bu varsayımlarına göre hiçbir zaman işsizlik, enflasyon, üretim azlığı gibi makroekonomik sorunlar ortaya çıkmaz diyor ki bunlar biliyorsunuz olmuyor, çıkıyor. Yani işsizlik de var, enflasyon da var, üretim azlığı da var, çokluğu da olabilir. Makroekonomik sorunlar her zaman ortaya çıkar. Dolayısıyla bunlar hep böyle havada ve çok da yani bir yere dayandırılarak üretilmiş kavramlar ve ideolojiler değil. Bu varsayımların sonucu olarak klasik iktisat kuramında makro sorunlara dönük yaklaşımlar ve çözüm önerileri üretilmemiştir. Klasik iktisat mikro iktisat analizlere dayalıdır diyor öngörüde. Dolayısıyla o da çok doğru değil aslında. Çünkü mikro iktisattaki uygulamaların pek çoğu klasiklerde görülmemiştir. Yani onu da ilerleyen dönemlerde göreceksiniz. Daha sonraları ortaya çıkan neoklasik iktisat okulu da esas olarak klasik okulu revize etmiş ve mikro iktisadi konulara yoğunlaşmıştır. Zaman zaman makroekonomik sorunlarla ilgili görüşler ve
öneriler ortaya atmış olmasına rağmen yine de tabii klasik okulda da bazı sorunlar vardı. Klasik okulun önemli savunucularından ve büyüme teorilerinden bir tanesi de Solovyov'un biliyorsunuz. Bu nedenle neoklasik okulda genel olarak makro sorunlara dönük çözümlemeler oluşmamıştır. Yaşanılan büyük iktisadi sorunlar üzerine tüm dünyada klasik okulun düşünce sistemi dışında çözüm arayışları yoğunlaşmıştır. Bu çabaların en önemlisi Keynes'dir. Ben size söylemiştim zaten. Keynes devletin de önemli görevleri bulunduğunu ve ekonomide buhranlarda bu içinde bulunduğu dönemdeki gibi belli dönemde ekonomi müdahale etmesinin sağ olacağını öngörmektedir. Keynes 1936 yılında İngiltere'de istihdam, faiz ve para hakkında genel teori adlı bir kitap yayınladı. 1929 dünya buhranını biliyor musunuz bilmiyorum ama yani orada da yine işte sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan bir bunalım, ekonomik bunalım ve buhran vardı. Yani kriz vardı ve dolayısıyla hiçbir şey üretilmiyordu. Burada da yaptığı araştırma çalışmalarının sonunda klasik zara piyasa ile ilgili varsayımların gerçekçi ve doğru olmadığını öngörmüş ve kendisine göre de yorumlamıştı. Klasiklerin varsayımlarını gerçekçi varsayımlar ile değiştirmesi gerektiğini düşünmekteydi. Keynes'e göre piyasada, bu Keynes'e göre birazcık anlatıp bırakacağız, bilahare anlatacağız onları. Piyasada tam rekabet koşulları altında kendiliğinden dengeye gelen doğal bir düzen yoktur diyor. Ben söylemiştim zaten size. Çünkü kendiliğinden dengeye gelme durumu çok da kolay değil. Bu zaten esnekliklere de bağlı bir durumdur. Talepteki esneklik, arzdaki esneklikle de etkilidir. Eğer talepten farklı durum oluşur, arzdan farklı durum oluşur. Dolayısıyla yani çok da böyle ne olduğu belli olmayan bir öngörüdür. Bu piyasada tabii klasikler için piyasada esas tam istihdam değil, eksik istihdam söz konusudur ki her zaman eksik istihdam altına çalışılıyor ekonomide biliyorsunuz. Para nötr değil, ekonomik etkileri olan iktisadi bir politika aracıdır. Yani piyasadaki para arzı, milli gelir, istihdam düzeyi gibi çeşitli makro değişkenlerde etkiler. Ben söyledim size, para politikası, mal piyasaları hepsini birden etkiliyor. Mali sektörü hepsini etkiliyor. Dolayısıyla burada ben sunuşumu bitireyim. Ondan sonra da bir sonraki derste haftaya çarşamba günü de bu konuda çalışalım, olur mu? Duyuyor musunuz beni? Olur hocam. Ben şeyi de bitirdim.